Evet abi, bugün yanımızda Rıdvan Kevrek kanalından da tanıyorsunuz. Serhat Uzun, Peltek Reis olarak adlandırıyor kendisini. Kendisiyle barışık bu arada, onu söyleyeyim. Ya hani konuk olarak değil de burada beraber videolar çekeceğiz. Herkesin kanalında olduğu gibi. O nedenle kendini konuk olarak algılamak, birkaç durum olacak sadece. Evet abi. Buyur abicim. Rıdvan'la arkadaşın ne kadar süre öncesine dayanıyor? Dur, onu söyleyeyim biraz sonra. Kanalın adını biliyor musun? Harun Kevrek. Lan ne Harun Kevrek? Yatalak TV. Yatalak TV değil mi? O benzer mi? Yatalak TV olaki değil mi? Yatalak TV lan benim. Yatalak seninki de. Yatalak TV. Evet abi. Konumuza geçelim. Dinliyorum abicim. Kamera arkasında abi kendisi. Arkadaşlarınız ne zamana dayanıyor? Ben daha öncesinde şöyle söyleyeyim. Ne Nasih'i tanıyordum, ne seni. Ya hani bir düğün olur, bir taziye olur, halam olur zaten. Aynen. Geliş gidişlerimiz oluyordu Mersin'e, ziyarete de geliyorduk ama öncesinde seninle tanışmamız eskiye dayanıyor ama o kadar eskiye değil. Siz Rıdvan'la daha eskiden tanışıyordunuz. Bildiğim kadarıyla kapı karşısı komşundu. Aynen. Tarih ne kadar abi eski? Anlat bize, arkadaşlık nasıl başladı? Biz Rıdvan'la ya beraber büyüdük. Çok beraber yattık. Fanta fantezi olur. Yok yok, hayır. Yani beraber aynı evde kaldık, çok kaldık. Kardeşiyle sınıf arkadaşı. Aynen, benim ablamla sınıf arkadaşımdı sonra. Rıdvan küçük bir kardeşi var, Murat Kevrek. Belki tanıyanlar bilir. Evet, ayağını gösteren adam. Şurada çeyri var tabii. Aynen. Senin için de oğlum Murat çok kilo lan. Benim meşhur adam. Darba da. Ben de Murat annem sınıftaydım. Evet. İlgisayar dersin abi. Yani Rıdvan'la video çekti, ben son anda öğrendim. İlk zamanlar bilmiyordum. Gizli gizli yapıyordu zaten. Ya ben geçen öyle biraz konuştuk da ilk videonuz bence şeydi, bir parodiydi. Hayatlarım aynen olsa. Evet. O peki video canlandıran bir şey san. Ekrana koysam da izleseler rezillik. Abi o video nereden aklınıza geldi? Kimin aklına geldi? Niye çektiniz? Dur abi. Rıdvan, ben bir iş yerine kaza geçirmiştim. Ayağım kırılmıştı benim. Rıdvan geçmiş olsan geldi annesiyle beraber. Demirler bu video bizde kalın. Biz 5 erkek aynı odadayız. Benim kardeşim Rıdvan'ın kardeşi var. Yani kapı karşısınız değil mi? Zaten komşuyuz zaten biz. Karşı karşıya oturuyoruz. Rıdvan dedi ki ben video çekiyorum. Dedim bir tane benimle video çeksene dedim. Dedi tamam. Havam sınıfının meşhur bir sahnesi var. Hayat sabah olup uyanında. Sabah olup uyanında. Onu çektik. Bir hafta 1000 izlenme oldu Instagram'da. Ben çok sevindim. O an 1000 dedim ya. Demek ben 100 milyon izlenmişim. Öyle mutlu oldum. Sonra yavaş yavaş ufak tefek gitmeye başladım Rıdvan yanına. Ya o şekilde başladı. Öyle video çekmeye başladım. Peki abi, uzayda hayat var mıdır? Uzayda hayat? Ne yalan? Bu soru oradan mı dönüşüyor da? Bu arada yalan söyleme abi, yalan makinesi de yanımızdan öter. O benim aklım, ondan kullanıyorum. Abi, Rıdvan'la tanıştın. Ondan sonra video yapmaya başladınız ki ben de evet, daha öncesinde video yaparken de seni tanımıyordum. Aynen. Videolar geliyordu, videodan tanıyordum, sonra geldik burada tanıştık. Aynen abi, aynen öyle. Yani montajlarını falan yaparken seni görüyordum. Bir ara kaçtın abi bizden. Sebebi kaçma neydi? Ya hani Kıbrıs'a gittin de farklı sebebi var mıydı? Yok, farklı sebebi yok. Sıkılmışım ben. Yani Mersin'den mi bizden mi? Ya sizden değil yani. Biz Rıdvan'a yine tabii her insan arasında kırgınlık, dargınlık olur. Önemli olan bunu düzeltmek, bunu telafi etmek. Biz bunu telafi ettik. Dedik ki biz buraya bir daha gelelim, bir daha ayrılmak üzere. İnşallah öyle devam edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, oyuncularda biraz değişiklik oldu. İşte Cüneyt abi gitti, başka oyuncular gitti. Ondan sonra geldi, yani sen geldin, kendini kabullendirmek zordu. Ama başarılı bir şekilde kabullendirdin. Videolar devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kanal falan açma niyetin var mı? Tabii ileriki zamanlarda. Ama şu an değil. Zamanla tabii ben düşünüyordum. Biraz daha kendimi geliştirmem lazım. Biraz daha kendimi odaklamam lazım. Çünkü ekip tek akıllıydı ve bu ekip bana daha samimi geliyor. Çünkü Rıdvan da, ben de, Mustafa da, Nasi de beraber büyüdüğümüz mahallenin çocuklarıyız. Ya aynı mahallede büyüdük. İşte farklı bir insan olunca ben o sıcaklığı yakalayamıyordum. Ama sonra o sıcaklığı yakaladığım için yanıyorum hatta. Az çok ciddisin. Yok ya şu an... Gerçek anlamda hakikaten yok, bir şu anda hareketlilik. İçimizde en çok hevesli olan Serhat, hatta ben de her zaman için söylüyorum. Evet. Serhat YouTube kanalını açsın. İçerik konusunda hepimizi geçecek. Sebebi de şu. Serhat bazı konularda, mesela TikTok videosundan da göreceksiniz. Videolarda vardır Rıdvan Kevrek kanalında. TikTok'ta inanılmaz derecede iyi performans sergileyebiliyor. Bunun sebebi de
İç kıpırdaması. Aynen abi. İnsan özel bir lafı var, onu söylemeyelim. Ona gerek yok. Allah'ını Şişman Reis'in kanalını açtık, biliyorsun. Tabii ya. Şişman Reis'in kanalı bir günde 7000'in üstüne çıktı. Bu bizim için gurur zaten. Yani bizim için mutluluk. Şöyle bir şey var. Yani kanal açma, kapatma işleri biraz bana kalıyor. Orada mesela Şişman'ın kanalını açmak için daha önce de niyetlendik fakat bugüne kadar bekledik. Sebebi şuydu, evet. Sana biraz önce de anlattım. Şöyle bir durum var, örnek veriyorum. Bize mesajlar geliyor Rıdvan Kevre kanalına, abi beni de işte paylaşın, benim sayfada bir kereden büyüsün. Yok evet, abi yok büyümez. Abi. Emek harcaman yani lazım. Bugün ben Serhat'a da söylüyorum. Aynen. Kardeş, senin sayfanı bugün açsam büyümez. Büyümez abi. Yani bir kereden o şeyi bekleme diyorum sana. Ha açarız. Altyapısını hazırlarsın, ondan sonra yavaş yavaş büyürsün. Yani şimdi Allah'a şükür yavaş yavaş senin de bir kitlen oluşuyor. Belki sana gelen mesajlardan da görüyorsun, yorumlardan da görüyorsun. Ama ben daha çok ekibin iyi olmasını istiyorum. Ya kişisel olarak düşünmüyorum. Ya ama Nasim tabii, de ekip istiyor, onda bir problem değil. Yanlış anlaşılmasın. Ya tabii yani. Mesela Nasim'in başarısı hepimizin başarısıdır. Aynen. Benim başarım, Rıdvan'ın başarısı, senin başarın, Murat'ın bile kitlesi oluyorsa bu bizim başarımızdır. Yok bizim başarımızdır. Mesela biz yakın arkadaş olduğumuz için mesela ben Rıdvan'la kavga ederim, Nasim'le kavga ederim, o an biter ama yabancı olunca uzuyor, barışamıyor. Yani ya şöyle söyleyeyim, senin Mustafa'nın kanala katılması ve üstüne zaman makinesinin gelmesinin ardından bizim sayfa ortalama 40.000 abone kazandı. Aynen. Yani en kötüsü 40.000 kazandı. İvme yukarı doğru tırmandı. Ben bu konuda başarınızdan dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben biraz videolarda falan arka plandayım Rıdvan gibi. Rıdvan yazıyor, arka plana atıyor kendini. Evet. Hatta ben kendisine de kızıyorum bu konuda. Biraz kendini ön plana at diye. Yavaş yavaş her şey oturacak. Şişman Reis'in kanalı hakkında ne düşünüyorsun? Önce onu cevapla, ondan sonra devam edelim. Şimdi Şişman Reis'in kanalı hakkında ne düşünüyorum? Öncelikle ben çok mutlu oldum. Çünkü biraz daha büyüdüğümü hissettim. Çünkü bir günde 7000 takipçi yani. Çok zor bir şey, pardon. Kim video da atmadın? Kolay bir şey değil. Ve video atmadın dediğin gibi. İşte onu da biraz daha emek sarf edince daha da ilerleyeceğine inanıyordum. Ve her zaman onun arkasındayız. Ne zaman destekçi olsa, destekçi lazım olsa ben yanındayım. Yani ben, Rıdvan, hepimiz birbirimizin arkasındayız. Evet abi, peki kanalı açtıktan sonra ne tür içerik üretmeyi düşünüyorsun? Skeç mi çekeceksin? Yok, skeç yok abi ya. Skeç olmaz tabi. Zaten skeç bizim kanalımız var zaten skeççi. Rıdvan Kevek sayfası skeç sadece. Ha ben de hareketli videolar, eğlenceli videolar, aksiyon videolar çekeceğim. Abi kanalı açtık, Allah'ın izniyle büyüdü. Ondan sonra yemişim lan Rıdvan'ı deyip yok, giderim. Bizde öyle bir şey olmaz. Ben Rıdvan arasında bugüne kadar... Bak bu video kayıtlı kalacak. Yok, kayıtlı kalsın, her zaman da kalsın. Ben Rıdvan arasında bu zamanda ne para girdi, ne kız girdi. Girmez yani. Yani Rıdvan için geçerli, Mustafa ile Aslı için geçerli. Ben için. Bir sayı değil. Yok abi, biz aile olarak büyüdük, aile gibi büyüdük. Önemli olan bizim şu an tek istediğimiz para değil. Kaliteli içerik üretmek. Rıdvan demin de söyledi, ben içerik üretmek istiyorum, her gün yazarım. Video matosa ne anlamı var? Abi geçtim tamam, bu Rıdvan Kevrek işini geçtim. Biraz da senden bahsedelim, seni tanısınlar. Kaç yaşındasın, ne iş yapıyorsun, biraz kendinden bahset abi. Sonu attık ama bunu olsun, nasılydı? Aklımıza sonradan geldi. Şu anda sorular hazır değil, sadece kafada kurgulayıp soru soruyorum. Ben 26 yaşındayım. Siirtliyim. Sen Siirtlisin. Sen Siirtlisin. Mersin'de doğdun büyüdün. Mersin'de doğup büyüdüm, aynen. Hangi takımı destekliyorsun abi? Ben takım tutmuyorum abi ya. Mersin'i İdman Yurdu'nu da mı tutmuyorsun? Ya benim takımım, maç oynamayı çok severim ama takımla alakam yok. Asıl mesleğim kasap. Kasabım var. Zaten ileriki videolarda da bir projesi var. Hepimizin bir günlük çalışma seyini çekeceğini söyledi. Evet. Spoiler oldu ama bir şey olmaz. Onu kesersin olmaz. Ya ya ne olacaksın ki? Her gün herkesin çalışma günlüğünü çekecek abi. Ya değişik video kanalında düşündüm. Güzel bir video olur. Yani çalışmaya devam ediyorsun. Kasap olarak hem evet, çalışıyorsun hem de sağ olsun patronların... Aynen destek oluyorlar. Aynen orada destek oluyor. Video olduğunda da izin veriyorlar. Gidiyorsun. Gelip Serhat video çekimlerini yapıp gidiyor. Aynen. Ekipte abi geçinemediğin biri var mı? Yok abi. Şu an ekip çok iyiydi. Yani ekipte hiç mi böyle aranın bozuk olduğu, işte laf söylediği... Kamerayı ben çevirir misiniz? Ya oğlum çekme, çok sıkıyor. Bu arkadaşlar. Ne yaptım? Abi kıskanıyorum, kitlesi büyümeye başladı. Kimin kitlesi? Çekemiyorum seni. Benim kitlem yok oğlum.
kişi var oğlum. Abi şöyle söyleyelim. Ya hani bizim tartışma olayları olsa da şu iş için oluyor. Video iyi tabii, olsun aynen, diye tartışıyoruz. Normal hayatta. Yani nasıl? Örnek veriyorum, bir çekim yapılıyor. Rıdvan bir şey söylüyor, sen bir şey söylüyorsun. Bu daha iyi olur diye ikiniz tartışıyorsunuz. Ondan sonra hangisi iyiyse hayata geçiriliyor. Yani şu anda gerçek anlamda ekipte hiçbir sıkıntı yok. Hani Nasih'e kanal açtık, Nasih gidecek tarzı bir şey algı oluşmasın. Öyle bir şey yok. Her türlü Nasih burada olacak. Biz Nasih'in kanalında olacağız. Dikkat ettiyseniz de en son nereye gittik abi dün? Adana'ya gittik. Sabahtan gece 11'e kadar onun için çekip hep kamera arkasında destek olmaya çalışıyorduk. Abi hanginiz kamera önüne geçtiniz? Biz sadece Şırdancı'da biz kamera sadece önüne geçtik. Başka sohbet olduğu aynen, için. Aynen sohbet koyu olduğu için geçildi. Onun hep dışında abi 70 bin abonesi var şu anda kamera arkasında. Aynen. Yani dün de aynı şekildeydi değil mi? Dün de kamera arkasındaydı hiçbir şekilde. Biz de yok efendim ben kamera önüne atlayayım. Dün Rıdvan'ın kanalına çektiğimiz videoda da beni eleştirmişler bu konuda. Hani haklılar çünkü ben sonradan geldim girdim ekibe. Yani kamera önüne. En başından beri varım ama kamera önüne aynen. Son dönemde geçtiğim için işte Rıdvan'ı konuşturtmadı olayına girilmiş. Orada da şöyle bir şey var. Ben de hissettim onu ama Rıdvan dün yorgundu ve bu olayla ilgili vakıf olan bendim. Yani olayı anlatabilecek kişi bendim. Çünkü görüşmeleri ben yaptım. Zaman makinesinden bahsediyorum. Görüşmeleri ben yaptığım için, hani beraberdik ama görüşmelerde ben biraz öndeydim. O nedenle eleştirmiş arkadaşlar saygıyla karşılıyorum. Eleştiriye her zaman açığız. Tabii yani. Ama şöyle bir durum var. Bunca zamandır olan videolarda da her zaman için arkada Rıdvan durdu. Ben durdum. Yeri aynen. Geldi sizi öne attı Rıdvan. Aynen. Ya bizde yok efendim ben önüne atlayayım. Yok efendim yok. Ben şey olayım. Bugün baktığın zaman kanalın ismi Rıdvan Kevrek. Şişman reisi Rıdvan Kevrek sanıyorlardı. Bunca zaman... Çoğu zaman Rıdvan'ı yani, tanımıyorlar. Benim tuhafıma gidiyor. Hatta Şişman da şeyde gelen mesajlarda iyiyim abi teşekkür ederim diye Rıdvan olarak cevap veriyordu. Aynen. Abi hiçbir problem yok. Bak Şişman aynen. Kendini Rıdvan'ın yerine koyuyor ne güzel bir şey. Rıdvan kendini Şişman'ın yerine kendini geriye atıp Şişman'ı öne atıyor. Bu güzel bir şey. Bu ekip ruhudur. Bu aynen abi ekip ruhudur. Ya ekipte Allah'a şükür bir problem yok. İlerleyeceğini düşünüyoruz abi. Biz de yavaş yavaş üstüne katarak gidiyoruz zaten. Hedefimiz büyük. İnşallah istediğimiz gibi olur. İnanıyorum ben. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Son bir soru daha sorayım. Kanalın ismi hakkında bir bilgi vereceksin mi? Valla onu seninle Rıdvan'la konuşmak lazım. Sonra daha hiçbir hazır değil. Zamana ihtiyacımız var sadece. Ben sadece sana biraz önce de söyledim. Gene söyleyeyim. Altyapı stoğunu oluştur. Ondan evet. Sonra yavaş yavaş girelim abi senin kanal işine de. Ha burada Serhat'a evet. Kanal açtık. İşte ekip yok dağılıyor ya. Falan. Aa, bize biz göre her değil zaman beraberiz. Biz her zaman beraberiz. Dediğim gibi ben en yabancı ekipte benim. Ben de Rıdvan'ın akrabasıyım. Evet. Serhat'a yabancıydım, Nasih'e yabancıydım. Allah'a şükür tanıştık, hiçbir problem aynen. Yok. Yani öyle bir şey aklınızda olmasın. Bu ekipte en az rol alandan en çok rol alana kadar herkes bir ekip. Eşittir. Ekip, her türlü beraberiz. Hiçbir şekilde bir sıkıntımız olmayacak Allah'ın izniyle. Serhat'ın kanalına da içerik çekeceğiz. Geri gelecek, kamera arkasında duracağız. Yeri gelecek, ön tarafa gelin abi siz de yarışalım diyecek. Aynen. Yani bizde şey yok işte skeç çekiyoruz abi ben senin kanalda hoplayıp zıplamam kaçamam deme gibi bir şeyimiz yok. Allah'a şükür hepsine yani de girelim. Birbirimize yani. Destek olacağız. Aynen bir problem yok. Kapatıyoruz abi o zaman senin konuşmayı. Allah razı olsun abi her güne teşekkür ediyordum. Kanalımı gene söylüyorum zamanlarda. Konuk değilsin abi her zaman gelip gideceksin. Tabii ya. Hani evin içindeyiz zaten abi, sürekli. Abi şöyle bir şey söyleyeyim ben tek başıma içerik 2-3 tane bir videom var. Tek başıma da çekiyorum. Sen de olacaksın, Rıdvan da olacak. Hatta bu videodan hemen sonrasında Rıdvan buraya gelecek. Ben sadece üstümü değiştireceğim. İşte aynı videoyu ardı ardına kesmişsiniz, biçmişsiniz olayına girmeyin diye. Rıdvan'la kısa bir sohbet yapacağız. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum. Eve mi gidiyorsun, kamera arkasına mı geçiyorsun? Hiç fark etmez. Eve git abi. Teşekkür ettik. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.